Fenerbahçe Karagümrük maçı 4-4 bitse de bugün gazetelerde işte bazı yazarlarda, bazı sayfalarda gördüğümüz bu güzellemeler devam edecek miydi? Yani etmese de çok da bence eleştiri olmazdı dedi. Batshuayi 4 şut attı Fenerbahçe kariyerinde, 3'ü gol oldu. Ha Ol. mesela Batshuayi son şutu gol olmasaydı ve 4-4 bitseydi maç. Bu güzellemeler olacak mıydı? Fenerbahçe camiası buna aldanmamalı. Yani bu Fenerbahçe'nin iyiliği için yapılmış bir tespittir. Ama hiç merak etmesinler. Ama çok yergi olacak mı? Yani hiç merak etmesinler. Bence. Jesus her şeyin farkında. Şuursuz bir adam değil, inanılmaz bir adam. Bak, Fenerbahçe'nin e, Jesus ne diyorsa yapması lazım. Çünkü Jesus'un ben, benden de acımasız düşündüğünü zannediyorum takım hakkında. Ya evet. O yüzdendir ki, Altay'ı teselli etmeye giden oyuncularını, ne yapıyorsunuz siz diyerek geri gidin. Evet. Ya, Altay'ın ne suçu var? Dört gol... Sen incelemedik. Onur Yıldız da 4 gole baktık. Altay'ın yaptırdığı penaltıda görece bir hatası var. O maçın 5-4'e gelmesinin kaçıncı sebebi Altay? Jesus suçlu, diğer futbolcular suçlu, savunma bloğu suçlu. Altay'ın o 4 golün birinde somut hatası denebilecek bir şey var. Bütün fatura Altay'a kesildi. Jesus korudu onu. Başka teknik adamsa kendi teknik adam kendi oyuncularını kameraların önüne atıyor. Jesus 6'yı korudu kendi takım arkadaşlarından hem de iyi niyetle gidip onu teselli eden. Ne saçmalıyorsunuz siz çocuk ne yaptı ki onu teselli ediyorsunuz diye. Jesus'un büyüklüğü de burada. Hakikaten öyle böyle bir büyüklük değil yani. Çok Jesus çok bir büyük bir lider ama sağ içinde de biraz performans arttırmalı. İşte Jesus'tan bir başka teknik adama gelirsek. Çünkü iki teknik adam da bence aynı derecede konuşuluyor. Yani Jesus'a Valerian İsmail aynı derecede konuşuluyor. Ama biri daha çok olumlu olarak diğeri daha çok olumsuz olarak konuşuluyor. Şimdi e, az önce söylediğim okuduğum daha ne olsun manşetin altındaki e, dozunu düşürmek istiyor. Alt manşeti biraz ilginç onu okuyalım. Zirve yarışını sürdüren siyah beyazlı camiada Valerian İsmail eleştirileri devam ederken Gözler hafta sonu Trabzonspor maçına çevrildi. Camia İsmail'e yola devam konusunda ikiye bölünürken Gözler Trabzonspor'la oynanacak Vodafone Park'taki maçta olacak. İsmail derbiyi de kazanarak hem yoluna kayıpsız devam etmenin, şimdi altını çiziyorum bu noktanın, hem de camiadaki eleştirilerinin dozunu biraz olsun azaltmayı hedefliyor. Bitirmek değil ya da sonlanmak değil. Hani şimdi Beşiktaş belki Trabzonspor maçını kazanınca lider olacak ee, ya da en azından ilk üçte yer alacak o kesin olacak ve e, önemli bir maç kazanmış olacak ve sadece o dozu azaltmak için. Ya bu çok ilginç bir nokta bence. Ya bu bütün sezon bitmeyecek bir Valerian İsmail tartışmasının içerisinde olduğumuzu gösteren bir şey diye düşünüyorum. Valerian yani İsmail tamam puan cetveline baktığımda ben de onun gereğinden fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Jesus'u da ben dahil gereğinden fazla övüldüğünü düşünüyorum ama ben Jesus'u Saha içindeki taktik diyasını övmüyorum. Liderliğini övüyorum. İşte o Altay'ı teselliye giden e, saçma tavrı püskürtmesini övüyorum. Henüz sahada e, rotasyonu iyi uyguluyor. O da bence saha dışındaki liderlik vasıflarıyla, o Babacan, o Obradoviç efektiyle e, gerçekleşen bir şey. Yani Fenerbahçe'de işlerin yoluna girmesine biraz daha var. Biraz daha sabır istiyor. Hatta o noktaya gelene kadar Altay'ı falan ısıtlamak gibi saçmalıklara düşmemesi lazım taraftarın. Valerian İsmail de hak ediyor eleştirileri ama bu kadarını değil. Bence. Yani tabii ki eleştirilmeyi hak ediyor. Ben Cesus'un dahi eleştirilmeyi hak ettiğini iddia ediyorum. Valerian İsmail'i mi koruyacağım? Şimdi eski yönetici. Ama yani ortada da e, orantısız bir durum var. Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulunmuş. Sayfanın hemen altında. Her yangına o koşuyor başlığını okuyayım ben. Eski yönetici Yükmezgil, Necip Uysal'la ilgili olarak kurguda ve planlamada çok doğru davranılmadığını düşünüyorum. Günün sonunda yine Necip Uysal'a kaldık. Necip bizim evladımız. Her yangına o koşuyor. Ama her yangında Necip'in koşmasını bekliyorsan sorun var demektir. Ne oldu da Montero takımdan dışlandı? Wellington'da dışlandı? Şampiyonluk şansımızın az olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. ya Montero, Necip... Ve Wellington dışlandığı için Şimdi Ben Necip olsam azaldıysa Necip, Necip olsam okurken şey derim yine Konun niye hani ne oldu da yine bana denk geldi yani. Ya şöyle mesela ben ya Her derbide, şey bir Necip'e denk geliyor Beşiktaş'ta İlginç. Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın stoper olarak Tayyip Talha'yı değil Necip'i oynatması gerektiğini savunmuştum. De, deneyim her şeyden önemlidir demiştim. Haksız çıktım Tayyip Talha da bayağı iyi oynadı Haksız çıktım. E, sonraki maçta da maçın kahramanı oldu. Doğru Hani Tayip Tayha ama o zaman şunu da eklemiştim yetenek olarak Tayyip Tayha Necip'ten daha yetenekli ama derbi maçlarda deneyim ön plana çıkar falan demiştim yani ee, Necip önemli bir oyuncu şu an Neciplik bu kadar bir durum var mı Beşiktaş'ta bana pek gelmiyor yani Necip üzerinden Valerian, Beşiktaş yönetim eleştirisi yapılabilirmiş gibi gelmiyor. Yani Necip ve Montero oynamadı diye Beşiktaş işler yolunda gitmiyorsa zaten işler yolunda değildir yani. Ki bu arada hemen o sayfanın üstünde de bir formaya üç aday hani bu isimleri konuştuk. Şimdi Emrecan Uzunhan sakat, Beşiktaş'ta Romain Sayıs sakat. Trabzonspor maçında şu anda stoperde yeri garanti olan tek isim var Tayyip Talha Sanuç. Onun yanında kim oynayacak o konuşuluyor. Ve ben, ben e, Necip mi, basmıyorum. Montero mu, Wellington mu diye bir tahmin yapılmış. Yani, nükleer enerji değil benim için. Biraz yukarı kaydırabiliyor muyuz sayfayı? Kaydırabiliyorsak. Yani gezalı tam görebilir miyiz? Evet evet. Gezal e, biraz daha altında. Aha. Yani şimdi şöyle. Benim futbolla ilişki kurduğum seviye için geçerli olan mantık şu. Sen bana Necip Montero falan anlatma. Bu adam yoktu işler yolunda gitmedi. Bu adam geldi işler yoluna girecek. Ben basit bakıyorum. Evet ama bir takım için durum böyleyse çok ideal bir e, nokta yoktur o takım çok için. Çok ideal bir nokta değil değil. Gezal gerçekten underrated bir adam. Gezal muazzam bir futbolcu. Muazzam o bir futbolcu. O konuda kimsenin bir itirazı yoksa? zaten. Yok. Mesela milli takımına çağrılmıyor. Çağrılıyor sakat. Hayır hayır milli takımına çağrılmıyor. Oynadı en son Dünya Kupası elemesi. Oynadı. oynadı feguli flik... bıraktı diye oynadı. Playoff'unda oynadı. Feguli bıraktı diye oynadı. daha Geçen sene çağrılmıyordu. Yani hala ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu tam olarak idrak ettiğinizi sanmıyorum. Muazzam bir oyuncudan bahsediyoruz. Ligimiz için diyelim. Ligimizi şöyle için yani oyuncu. Premier Lig temposu çünkü onu bayağı bir zorladı. en değerli oyuncusu benim için böyle. Arda evet. Güler belki hani 3-5 maç görebilsem çok için belki, belki de. Arda Güleri üstüne koyabilirim ama yani Arda Güler'de sadece bir yetenek hissettik. Öyle ağzımıza bir parmak bal çalındı kaldı. Peki, eee fanatiğe geçelim 5. sayfaya. Orada da Woodvys'un açıklamaları var. Son düdüğe kadar savaşacağız demiş Valerian İsmail oyuncularına. Hemen altında Wood Bay Trabzon'u bekliyor açıklaması var. Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wood siyah beyazlı formayla kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 6 karşılaşmada iki gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı Santorofor, e 2-2 sona eren İstanbul Spor karşılaşmasında da rakip fileleri bir kez havalandırmış ancak Fenerbahçe ve Giresunspor Spor müsabakalarını ise boş geçmişti. E, ya bu editörlük yapan bazı arkadaşlarımızın bu kadar uzun cümle yazmasından Çok ben uzun ben şikayetçiyim. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim yani. Aynen bence de cümleler kısa olmalı. 1.97'lik Forvet derbide iki kez gole yaklaşmış ve Giresun karşısında da penaltıdan fayda e, sağlayamamıştı. Son iki maçta gol atamayan Veors pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde rakip fileleri havalandırıp taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor denilmiş. Veors'ta bir düşüş olduğu konuşuluyor. Var mı bir Yo, düşüş? Ben ama şöyle bir durum var. Ee, Valerian İsmail henüz e, tabii ki bir Jesus gibi otoriter ve e, iradesini sahaya yansıtan tavırlar sergilemiyor. Yani Begost'u oyundan alması gerekirken alamıyor. Yerine cenki veya mulekayı koyması gerekirken koyamıyor.